Hayırlı cumalar, dünyada ne olmuş ne bitmiş hızlıca aktaralım. Ülkemizle ilgili özellikle Suriye'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Dün akşam saatlerinde ABD Başkanı Joe Biden, Suriye kaynaklı ulusal acil durumu uzattım açıklamasını yapıyor. Skandal ifadeler var. Özellikle Türk hükümetinin Suriye'nin kuzeydoğusuna askeri harekat için attığı adımların bölgede barışı, istikrarı ve güvenliği tehdit ettiğini söyleyen Joe Biden, Türkiye DEAŞ'la mücadeleyi zayıflatıyor şeklinde boş boş konuştu. Suriye'deki durum Amerika'nın ulusal güvenliği ve dış politikasına karşı olağanüstü bir tehdittir ifadesini kullanıyor. Aslında DEAŞ'ı kuran kim? DEAŞ'ı Rakka'daki görevini tamamladıktan sonra PYD'ye bağlayan kim? Suriye'deki durum Amerika için nasıl bir tehdit teşkil ediyor sorusunu yöneltiyoruz. Ardından ise Dışişleri Bakanlığımız tarafından dün akşam saatlerinde Büyükelçi Tanju Bilgiç Amerika'ya tepki gösteriyor. Amerika'nın mesnetsiz iddialarına yapılan tepkiyi de görmektesiniz. Yine dostlar şunu söyleyelim, gerek İran yanlısı teröristler, gerek Esad, gerekse de PYD aslında dün Türk üslerimizi hedef almaya başlamış durumda. Bu bağlamda propaganda medyalarında Türk üssümüze yapılan saldırıdan çeşitli görüntüler paylaşılmış. Yine terör örgütü PYD'ye yakınlığıyla bilinen Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de Türk askeri üssümüze saldırı yapıldığı haberlerini paylaşıyor. Askeri gerginlik, PYD, Halep'teki Türk üssünü bombaladı şeklinde haberler paylaşılmış. Bazı görüntüler sosyal medyada yer alıyor. Yine İdlib'de Esad rejiminin Türk askeri üssüne yaptığı kara bombardımanı sonrasında iki Türk askerinin yaralandığı iddia edilmiş. Bu konularda en doğru bilgi tabii ki de Savunma Bakanlığımızdan gelir. Yine askeri gerginlik, Halep kırsalında Türk askeri üssüne füze atıldığı haberleri paylaşılıyor. Bu haberlerin bazılarının görüntülerinin terör örgütü PYD medyasında paylaşıldığını da hatırlatalım. Dolayısıyla Suriye'de son günlerde devam eden başarılı operasyonlarımızdan sonra teröristlerden de bu şekilde bir hamle gelmiş oldu. Bunun dışında dünyada ne olmuş ne bitmiş hızlıca aktaralım. Kısacası Joe Biden'ın imzalı Beyaz Saray açıklamasında Türk hükümeti Suriye'nin kuzeydoğusunda askeri operasyon düzenleyerek DEAŞ'ı yenmemizi baltalıyor ve sivilleri öldürüyor açıklamasını aktarmış olduk. Mısır'a gidiyoruz. Her ne kadar telif yememek için paylaşamasak da Mısır ordusu İsrail'e karşı Ekim Savaşı'nın anılması vesilesiyle Arap milliyetçisi El Vatan El Ekber şarkısını söyleyerek askere geçit töreni düzenledi. Savaşa katılan ve müttefik olan Arap ülkelerinin bayrakları da Mısır'da onurlandırılmış durumda. Hint alt kıtasının en büyük Hanefi alimi Deobend ekolünden bahsediyoruz. Muhammed Taki Osmani Hamas'a destek verdiğini ve Müslümanların Hamas'la beraber olması gerektiğini açıkladı. Yine maalesef bazı Filistinler yanlış yolda, İran'ın yolundan gidiyorlar. Dolayısıyla çeşitli açıklamaları görmektesiniz. Filistin'de Jenin mülteci kampında şu açıklama yapıldı. Özgür insanları ve Arap ordularını bize katılmaya çağırıyoruz. Ama Hizbullah, bir tek sen yetersin. Ey Nasrullah, Allah aşkına seni bekliyoruz şeklinde. Lübnan'da Hizbullah lideri Nasrullah'a övgü dolu açıklamalar yapıldı. Yine şunu da söyleyelim, Filistin Dışişleri Bakanlığı tarafından yeni bir görüntü yayınlanıyor. İsrail birinde gibi sivilleri vurmuştu. Dolayısıyla şehitlerin cenazelerini taşıyan araçlara da saldırı düzenlendi. İsrail polisi tarafından Kusra köyü yakınlarında maalesef dostlar şehit yakınlarına saldırı düzenlenmiş durumda. Yine Hamas uluslararası yardım fonlarıyla Filistin'de yapılan altyapı çalışmalarında döşenen borulardan nasıl roket yaptığını gösteren video paylaşmış. Savaş sonrasında uluslararası kamuoyunda oluşan Filistin aleyhtarlığı maalesef Hamas tarafından artmış durumda. Madem bu borulardan füze yaptın, neden bunu yayınlıyorsun? Bu da soru işareti. Hamas neyi amaçlıyor? Biz de bunu anlayamamış durumdayız. Yine İsrail ordusunun donanma filosu askerlerinin Rey'ini kurtarma görevine başladığı ve Hamas'ın bazı tutuklarına operasyon düzenlediği 250 sivili kurtardığı iddia ediliyor. Bu propaganda görüntülerinin İsrail'e ait olduğunu hatırlatalım. Yine bugün sürpriz ve önemli bir ziyaret gerçekleşiyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 13 ile 14 Ekim tarihlerinde Mısır'da olacak. Ziyaret başlamış durumda. İsrail savaş suçu işledi. İnsan Hakları İzleme Örgütü tarafından doğrulanmış video ve tanık ifadelerine dayanarak İsrail'in Gazze ve Lübnan'da beyaz fosfor kullandığı kesinleşmiş oldu. Beyaz fosfor dayanılmaz yanıklara neden olur, ömür boyu acı verir ve vücudun genel yapısına zarar verir. Beyaz fosfor silahları henüz yasaklanmasa da sivil alanda kullanılmasının savaş suçu olduğunu hatırlatalım. Haberlerimiz karışık olacak. Birazdan yine Filistin İsrail'e döneceğiz. Sudan'a gidiyoruz. Sudan'da hızlı destek kuvvetlerinin darbe girişimi devam ederken
Ukrayna askerleri Rus Wagner destekli hızlı destek kuvvetlerine karşı resmi ordu saflarında yer alıyor. Dolayısıyla Sudan ordusunda bulunan Ukraynalı askerler tarafından yeni bir video paylaşıldı. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gavir, İsrail vatandaşlarına silah ve mühimmat dağıtımını kontrol ediyor. Bilindiği gibi bu bölgede İtamar Ben-Gvir'in aşırı derecede sağcı bir psikopat olduğunu söyleyelim. Kendisi tüm Filistinlilerin öldürülmesi gerektiğini ifade ediyor. Yine Filistin Başbakanı Muhammed İştiye konuştu. Gazze'ye insani yardım ulaştırılması için Mısır'la çalışıyoruz açıklamasını yapıyor. İştiye şu an için önceliklerinin Gazze'deki Filistin halkına düzenlenen saldırıların durdurulması olduğunu vurgularken, Filistin Başbakanı Birleşmiş Milletler'den saldırıların durdurulması için acilen harekete geçmesini, Gazze şeridine elektrik ve su sağlamasını istedi. Yine Ürdün'ün İsrail'in saldırısı ve Avlukası altındaki Gazze şeridine yardımları devam ediyor. İlk yardım malzemesi yüklü uçak dün bilindiği gibi Mısır'a inmişti. Bugün Mısır'ın Ariş kentine yardımlar gelmiş durumda. Mısır Kızılay'ı sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Ürdün Kızılay'ı tarafından Gazze için gönderilen insani yardım malzemelerinin teslim alındığını duyurmuştu. Diğer bir gelişme, İsrail'in Avlukası altındaki Gazze şeridine aralıksız saldırıları 7. günde de devam ederken, Gazze'nin batısındaki en büyük hastanelerden Eş Şifa Hastanesi bombardımandan etkilenen Gazze'lerin sığınağı oluyor. Yine Fransa'nın başkenti Paris'te Filistin'e destek amacıyla bir araya gelen göstericilerle polis arasında çatışma yaşandı. Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan göstericiler Filistin bayrakları taşıyarak olaysız şekilde slogan atarken daha sonrasında polis göstericilere biber gazıyla karşılık veriyor. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emin Abdullahyan bölgede yeni bir cephe açılmasının İsrail'in Gazze'deki eylemlerine bağlı olduğunu söyledi. İran resmi haber ajansı yine göre Abdullahyan bölgesel tur kapsamında gittiği Bağdat'ta Irak Başbakanı Muhammed Şia Es-Sudani tarafından kabul ediliyor. Yine Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın Ürdün Kralı ile işbirliğini görüştüğünü de hatırlatalım. Maalesef iki kuklada'dan bahsediyoruz. Bu iki kuklanın aslında Filistin umurlarında değil, efendilerine hizmet etmek için çalışıyorlar değerlendirmesini de sık sık yapıyoruz. Dolayısıyla bu haberi de bu şekilde aktarmak istedik. Mahmut Abbas, Ürdün Kralı ile görüşürken İsrail'in insanlık suçu işlediğini ifade ediyor. Haritayı görmektesiniz. Çok sayıda olay var. Aralarında Hamas hareketinin liderlerinin de bulunduğu El Halil kentinden 23 vatandaşın tutuklandı ve daha sonrasında tutukların serbest bırakıldığı yönünde de ilginç bir haber paylaşılmış. Yine Gazze Sağlık Bakanlığı son saatlerde Gazze şeridindeki hastanelere 120'den daha fazla ölü geldi açıklaması yapılıyor. İsrail savaş uçakları Gazze şeridindeki konutları bombalamaya devam ederken Refah yani Mısır sınırının olduğu noktada Ebu Cezer ailesinin evini bombalayan bir uçak olduğu haberleri paylaşılıyor. Görüldüğü gibi adeta Mısır vurulmuş bile diyebiliriz. Mısır sınırı görüldüğü gibi metreler var. Arada bir iki ev, bir sokak ve daha sonrasında Mısır. Uçaklar çok sayıda kişiyi vururken Lübnan parlamentosunda Hizbullah ve Emel hareketi temsilcilerinden oluşan bir heyetin Beyrut'ta İran Dışişleri Bakanlığı kabul ettiği haberde paylaşılıyor. İran Dışişleri Bakanı aslında dün Suriye'ye gidiyordu. Daha sonrasında Suriye'de havalimanı vurulunca Irak'a döndü. Irak'tan sonra gece saatlerinde Lübnan'a gittiği ifade edilmiş. Lübnan resmi haber ajansı Hamas ve İslami Cihat temsilcilerinin İran Dışişleri Bakanı ile Beyrut havalimanında görüştüğünü ifade ediyor.